Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle önden düğmeli kadife etek yapımı paylaşacağım. Birçok markada zaten bunun benzerleri vardı. Yan tarafa fiyatlarıyla beraber ekliyor olacağım. Markalara meydan okuyorum, serimize uygun olabileceğini düşündüm. Ben ne kadara mal ettim diye sorarsanız ceketimden arta kalan kumaşı kullandım. Aslında çok bir maliyeti de yoktu yani. Bu arada çekimlerle alakalı lütfen kusura bakmayın. Videonun kalitesi pek fazla benim de içime sinmedi. Ama boş geçmek istemedim. Kamerayla alakalı çok büyük problemlerim var. Geçenlerde kameramın lensi kırıldı ve içmesinden güzel bir kamera bulamadım henüz. Onun için bu şekilde bir video olmuş oldu. Şimdi isterseniz hiç daha fazla uzatmadan nasıl yapıldığına geçelim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Eteğimi yapmak için ceketimden arta kalan bir parça kumaşı kullanacağım. Ben fitilli pembe kadife kumaş kullanıyorum. Eteği yapmak istediğiniz boydan 1-2 tık daha uzun bir kumaş size yeterli olacaktır. Çünkü etek için çok fazla kumaş harcamıyoruz. Öncelikle kumaşımı seriyorum ve bundan bir parça dikdörtgen keseceğim. Bu dikdörtgenimin eni kalçamın genişliğinden 15 santim daha uzun olacak şekilde. Bu 15 santim nedir Damla diye sorarsanız da önü düğmeli bir etek yapacağımız için düğmelerin patlarının payı, birazdan göreceksiniz zaten. Dikdörtgenimin boyu ise eteği yapmak istediğim boyun aynısı. Üst taraftan kemer ekleyeceğiz, alt taraftan içeriye doğru katlayacağız ve birbirini dengeleyecek. Öncelikle birkaç tane detay yapmakla başlamak istiyorum. Pembe kadife ceketimi diktiğimde de aynı şeyi yapmıştım. Parça parça yapmak yerine detay görüntüsü için böyle bir yönteme başvuruyorum. Kumaşımın bir kenarından katlıyorum ve daha sonra bu kenarı makine ayağının genişliğinde dikiyorum. Diktikten sonra diktiğim parçayı dışarıya doğru çevirip üzerinden bastırarak tekrardan dikiyorum. Burayı ben çift dikiş yaptım. Bu bizim sanki eteklerimizin pantolonlarımızın üstündeki paymış gibi olacak. Şimdi bu iki kenarına 4'er santim genişliğinde sert telalar ütülüyorum. Ama telalarımı yerleştirirken yan taraflardan 1,5 santim pay bırakıyorum. Yani birazcık ortaya yerleştiriyorum gibi. Telalarımı ütüledikten sonra bu boşluk bıraktığım kısmı bir tık içeriye katlayıp tekrardan bütün tela boyunca içeriye katlıyorum ve kenarından dikiyorum. Ben telalarımı 4 santim istediğim için ve kenarlarına da 1,5 santim pay bıraktığım için ekstradan kalça genişliğime 15 santim ekledim. Eğer bunu daraltıp büyütmek istiyorsanız da ona göre değiştirebilirsiniz. Şöyle ki ön parçalar birbirinin üstüne bindiği için 4 santimi 3 kez saymamız gerekiyor. Normalde 4 santimi 4 kez içeriye kıvırıyoruz ama birisi birisinin üstüne bindiği için 3 santim olarak yapıyoruz. Aynı zamanda bir de paylar var. Yani toplamda 12 artı 3 oluyor ve 15 oluyor. Sanıyorum ki anlatabildim. Şimdi sıra geldi buranın düğmelerini ve iliklerini yapmaya. Düğmelerinize göre istediğiniz genişlikte ilikler açabilirsiniz. İlik açmayı ve düğme dikmeyi bilmiyorsanız sağ üst köşeden öğrenebilirsiniz. Ben düğmeler olarak yine ceketimde kullandığım düğmelerin aynısını, yani Kling Shop'tan aldığım kot düğmelerini kullanacağım. Çok kullanışlılar. Düğme dikmekten 100 kat daha zevkli geliyor bana ve görüntü olarak da tabii ki muhteşem görünüyor. Yerlerini ayarladıktan sonra iliklerimi açtım ve burada bir tane size düğme çakmayı göstermek istiyorum. Ne kadar basit olduğunu görmeniz için. Ayrıca bu düğmelerin linkini de videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. İliklerimin tam ortasından alt parçaya işaretler bırakıyorum. Ve işaretlediğim yeri sökücümle minicik deliyorum. Daha sonra paketin içinden çıkan vidayı delikten geçiriyorum. Ve üzerine düğmemi yerleştiriyorum. Yine paketin içinden çıkan çakma aparatlarını yerleştirip çekicimle birkaç kez vuruyorum. Ve böylece düğmem çakılmış oluyor. Bütün düğmeleri çaktım ve bu şekilde görünüyor. Şimdi arka tarafa da bir parça detayı eklemek istedim.
Ve eteğimin tam arka ortasını buluyorum. Ben burada arka ortasını tam olarak bulamamışım. Hafifçe yana kaymış. Siz tam ortasını bulun. Düğmelerinizi ilikleyin, ondan sonra bakın bence. Öyle daha sağlıklı olur. İlk yaptığım dikme işlemini tekrarlıyorum. Sadece dikey bir şekilde yapıyorum. Ve bu şekilde görünüyor. Ben bunları kadifeden yaptım ama şekil itibariyle kot eteğe ve kot cekete çok fazla benziyorlar. Sadece kumaşı değiştirerek bir sürü model elde edebilirsiniz. Şimdi sıra geldi bu eteği belimize oturtmaya. Düğmelerimi ilikledim ve eteğimi tersine çevirdim. Şimdi tam ortadan itibaren bel ölçümü işaretliyorum. Mesela benim belimin ölçüsü 60 cm ve 15 cm tam düğmelerimin ortasına gelecek şekilde mezromu yerleştiriyorum. Ve bir 30 cm bir de 0 cm denk gelen yere iğne takıyorum. Daha sonra belden aşağıya 15 cm işaretliyorum. Ve bu 15 cm'in hizasında kenarlara iğne takıyorum. Zaten kalça genişliğimizden 15 cm yaptığımız için ve 15 cm payını düğmelerde kullandığımız için tam olarak yan kısımlar kalçanıza denk gelecek. Ve bu gösterdiğim yerlerden dikeceğim. Fazlalıklarını da kesiyorum. Dikkat ettiyseniz ben bu etekte overlock makinesi kullanmadım. Çünkü iplerini değiştirmeye çok fazla üşendim. Çok garip bir rengi var zaten eteğin. Ona uygun bir ip de bulamamıştım. Yani siz de düz makinenizle yapabilirsiniz. Kenarına ben sürfile çektim. Bu tarz serimlerin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız da başlangıç serilerimi izleyebilirsiniz. Kenarlarını diktikten sonra eteğim böylece vücuduma oturmuş oldu. Şimdi sıra geldi kemerini yapmaya. Kemeri için bel kısmını ölçüyorum. Ve bu ölçtüğüm uzunluğa uygun olacak şekilde bir dikdörtgen parça kestim. Kemerin ne kadar kalın olmasını istiyorsanız onun iki katından 2 cm fazla yapmanız gerekiyor. Parçamı kestikten sonra tersinden ikiye doğru katlıyorum ve kenarlarından dikiyorum. Diktikten sonra bu kısımdan düzüne çeviriyorum. Daha sonra eteğimin kenarına, kemerimin kenarını denkleştirip beline geçiriyorum. Buralardan dikeceğim. Diktikten sonra aynı şekilde düğme ve ilik yapacağım. Ben burada ölçü alması kolay olsun diye ve biraz da sıralamanın ne kadar önemsiz olduğunu size göstermek için bu şekilde yaptım. Ama siz isterseniz önce kemeri ekleyip daha sonradan düğmeleri hep beraber de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Son olarak da eteğimin altını içeriye doğru katlayıp düz dikişte dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor ve gördüğünüz gibi hem detaylı hem de oldukça basit bir etek elde etmiş olduk. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.